Savaş dedi, sınırlarda sıkıntılar olacak dedi. Bütün bunları bir önceki programda söylemişti. Yıl önce de yazdık, 3 yıl önce de yazdık, Orta Doğu'nun karışacağını da yazdık, deprem süreçlerini de yazdım. Twitter'da, Instagram sayfamda zaten bunlarla ilgili bu yıllara ait çok ciddi öngörüler mevcut idi. Bu savaş ne olacak? Tutulmaların etkileri, sonuçları, devamı var mı? Bütün burçlar, bakın gökyüzüne baktığınızda bütün burçlar nasibini alıyor şu anda. Bunun Türkçe mealini söylüyorum hiç dolandırmadan. Ama yanında Uranüs var. Uranüs neydi? Eklenmeyeni bekleyin. Çok iç açıcı şeyler söylemiyorum, biliyorum ama ben de gökyüzünü okuyorum. Karmik hesaplaşmalar dönemi, herkesin yaptığıyla yüzleşme, herkesin şapkasını önüne koyup şapkasının içindeki tavşanının ne olduğunu görme dönemi diyebilirim aslında. Herkese merhabalar, güzel bir gün, güzel bir hafta olsun. En güzel ayları yaşayalım istiyorum. İşte grip salgındır. Önce mide bulantısı, sonra işte zatürre olacak vesaire. Covid'in devamı dediler. Biz de buyurduk geldik. Ben de grip oldum. En sonunda şifayı kaptım efendim. Size şifalar diliyorum. Dediğim gibi önce her şeyin başı sağlık. Biraz sesimde bozukluk olursa ne olur kusuruma bakmayın. Bilin ki hastalık devam ediyor. Uranyen astrolog, Vedik astrolog, okült astrolog ve kadim ilimler akademisinin kurucusu, hepinizin merakla beklediği Dilek Merdoğlu şu anda karşımda telaşlı, yoğun bir tempoda çalışıyor ama derslerine de çalışarak geldi, onu söyleyeyim. Savaş dedi, sınırlarda sıkıntılar olacak dedi. Bütün bunları bir önceki programda söylemişti. Dilek hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Seher'cim. İyiyim. Sizi gördüm. Daha da güzel oldu. Çok güzel geri dönütler geliyor programla. Dilek Hanım bir dahaki yayın ne zaman diye sana da geliyordur muhtemelen. Biliyorsun hani uzun zamandır çok böyle derinlemesine çalışıyoruz. Dönüp bakarsa dostlar 2 yıl önce de yazdık, 3 yıl önce de yazdık, Orta Doğu'nun karışacağını da yazdık, deprem süreçlerini de yazdım. Twitter'da, Instagram sayfamda zaten bunlarla ilgili bu yıllara ait çok ciddi öngörüler mevcut idi sevgili Seher. Yanılmayı diledim yazarken inan ki ve o dönem çok linç yedim. Ya siz deli misiniz? İnsanları korkutuyorsunuz diye ama geldiğimiz son nokta biliyorsun. Özellikle Orta Doğu'nun geldiği nokta bizi yanıltmadı. Gökyüzü yine yanılmadı dediğimiz yerdeyiz. Şimdi başta programın başında söyleyelim. Bütün bilgiler, çalışmalar %100 sana aittir. Bunu ne olur söyle, başkaları esinlenme, alıntı vesaire yapmasın, tedbiri baştan alalım. Bunu senin sözlerinle hepimiz bir duyalım ki senin de emeğine saygı olsun diye. Ne olur Şöyle, söyle buradan. tabii astrolojide şu var yalnız bunu kaçırmamakta lazım. Yani doktor gibi düşünün. Önüne gelen tahlili eğer doktor iyi okuyorsa aynı sonuçlara gider. Ama burada mesela Netanyahu'nun haritası olsun, Biden'la ilgili 2021-22 yazılarıma bakın Biden gider yerine Kamala Harris oturur diye yazmış. Şimdi birazdan yine söyleyeceğim. Ben de yaşıyorum, alıntılamalar yaşıyorum. Takipçilerinden yok, ay hocam sizin yazınızı birebir alıntılıyorlar maalesef. Böyle bir süreç var. Tabii ki hani şunu göreceğiz. Jüpiter Mars karşıtlığı savaştır Seher. Bunu astroloji alanında ders alan eğitmen ya da işte astroloji dersleri bitiren her kişi bilir zaten. Ama biz burada biraz daha spesifik alanlara girip dediğim gibi daha ayrıntılara girmeye çalışacağız. Dün atölye dersim vardı. Benim 2 yıldır ücretsiz atölye derslerim var. Hani bilginin sadakası olsun, bilginin zekatı olsun. Astroloji bilmese bile insanlar en azından ufak ufak haritaların ne verdiğini, astrolojiyle tanışmak anlamında ne verdiğini bilsinler diye yaptığım özel ücretsiz hediye çalışmalarda da ben bunları, kayıtları da var, paylaştık YouTube'da. Uzun zamandır söylüyoruz. Bakın dönün hemen hemen 6-7 ay oldu Suudi Arabistan dedik mesela. Geliyor gelmekte olan. Fas, Libya. Hatta şunu yazdım. Ben bile kendime şey yazarken hayret ettim. Ya dedim ki çöle yağmur gelip sel götürürse şaşırmayacağız dedikten sonra Libya'yı sel götürdü biliyorsun. Çöl yani bir nevi Libya'da çok böyle şey bir alan değil. Gerçekten emek veriyorum. Ha tabii ki görebilir arkadaşlar şey yapabilir ama birebir alıntılanmalar etik değil tabii ki bu anlamda. Tabii ki Evet. çok çalışıyorum, çok da emek veriyorum. İnan uyku uyumuyoruz yani.
Yani tabii ki hesapta sonuçta aynı olabilir ama yorum farklıdır. Yorumuna kadar ne olur? Kimsenin emeğine saygısızlık yapmayın, bunu başta söyleyeyim. Şimdi tutulmalar yaşadık. İsrail-Filistin savaşı maalesef canımızı yakarak o çocuklar, masumlar, kadınlar, insanlar ölüyor. Yani orası burası değil, cana gelen bir eziyet bu. O yüzden de izleyemiyorum bile savaşta o çocukları, kadınları, masumları, bir toprak, bir parça toprak uğruna giden o canlar. Bu savaş ne olacak? Tutulmaların etkileri, sonuçları, devamı var mı? Ve Kasım ayı diyorum, sözü sana bırakıyorum. Hem de o yaptığın çalışmalar, bütün o liderlerin çalışmalarıyla merakla seni dinliyoruz. Canım Sehercim, şimdi çok kritik bir zaman diliminden geçiyoruz, dünya olarak. Artık bunu bilmek çok normal. Yani şu anda herkes bunu zaten görüyor. Astroloji bilse de bilmese de görüyor. Biz Kurtuluş Savaşı dönemindeki 1939 dönemindeki 84 yıl önceki tutulma aksına artı 2004'teki 18-19 yıl önceki tutulma aksını yaşıyoruz. Bakın 24 Ekim 2004'te yaşadığımız tutulmanın aynı derece ve aksı tetikleniyor. Ne vardı 2004'te? Hatırlayın, ekonomik kriz vardı. Ne vardı? Bankaların çöküşleri vardı. Ne vardı? Yasalarla ilgili, devalüasyonlarla ilgili, değil mi? Yanlış hatırlıyorsam düzelt lütfen. Bunlarla ilgili çok büyük bir kriz gündemi vardı. Gelen, bakın, ayak seslerini okumayı bilirsek yine aynısını görürüz. Maalesef bir kere boğadaki tutulma akslarına baktığımız zaman sevgili Sehercim, boğa neydir? Stabil bir burçtur, bakın, sabit bir burçtur ve güvenlikle ilgilidir. Güvenlik, konfor alanımızı sağlayıp kendimizi güvende hissetme ile ilgili ihtiyacımızın tavan yapacağı bir tutulma. Biz bunun bir benzerini yine geçen sene yaşadık. Zaten fiyat artışları devam etti, biliyorsun. Şimdi burada da yine bu aksla beraber maalesef ciddi kriz, ekonomik krizin eşiğindeyiz. Dünya olarak eşiğindeyiz. Biliyorsun önce tutulmalar dünyanın genelini etkiler. Bir de ülke haritasından sonra da kişi haritasına göre etki alırız. Bütün burçlar, bakın, gökyüzüne baktığınızda bütün burçlar nasibini alıyor şu anda. Çünkü Jüpiter boğada, boğada bir güneş tutulması oluyor. Uranüs boğada. Kimi çarpıyor? Kova, aslan, boğa ve akrepleri çarpıyor. Ha, burada asla ben öldüm bittim diye bakmayacağız. Sadaka vereceğiz, dua edeceğiz, bakış açımızı ve değişimi kabulleneceğiz. Bir kere bakış açısı değiştirerek aslında bunu kabullenmek gerekiyor. Burası bir. İkincisi, gökyüzüne baktığımızda Satürn balıkta, kimin hayatında sorumluluklar getirecek? İkizler, yaylar, balık ve başaklar bir kere. Hayatlarında sorumluluk almaları gereken, kendi hayatlarıyla yüzleşmeleri, etiklikle, hak edişleriyle önce sıkıntı ama sonra da ödülleriyle karşılaşacakları 2,5 yıllık bir süreçteler diyebiliriz aslına baktığımız zaman. Ay düğümleri Koç terazide, bunu seninle konuştuk zaten. Yengeç, Oğlak, Koç ve terazilerinde gözü aydın dediğimiz bir süreç var mı burada? Var. Onun için burada kastetmek istediğim şu: hepimiz için bir değişim vaat ediyor. İnanılmaz. Bakın, boğa akrep aksındaydı tutulmalar. Ne dedi biliyor musunuz bize? Değişeceksin, dönüşeceksin, krizlerini kabullenip çözmeyi öğreneceksin. Damgayı buraya vurdu. Kimi zorladı dediğim gibi? Sabit burçlar. Kova, boğa, akrep ve aslanları zor. Onlar için son tutulma artık. Yani artık nefes alacakları bir güne gidiyorlar. Artık sabit burçları sistem, iler sistem ne yapacak? Rahat bırakacak özellikle. Çünkü onlar zaten 2 yıldır çok fazla diyetler ödediler. Çok fazla dönüşümler, çok fazla kimi annesini babasını kaybetti biliyorsun. Kimi sağlığını kaybetti, kimi evliliğinden oldu, kimi işinden oldu, kimi parasını kaybetti derken çok zorlu bir süreci getirdi bu akslar. Şimdi değişim dönüşüm sırası kimde? Her zaman söylüyoruz. Oğlak, terazi, yengeç ve koçlarda. Gelen güzellikle gelsin. Geleni sağlıkla, güzellikle, mutlulukla, huzurla, en kolay şekliyle kabullenmek ve değiştirmek nasip olsun diyoruz. Şimdi dönüyorum 84 yıl önceki akslar. Dönüyorum 2004. Hani
Çünkü tutulmalar 18 yıllık aynı döngülerle gelirler. Neden gelirler? 18 yılda bir ay düğümleri başa döner Sehercim. Yani aynı noktaya gelir. Biz kendi hayatımızda da aslında kişisel olarak astroloji bilmesek bile her 17, 18, 19 yıl ortalama dereceye baktığımızda ortalama 18 yılda bir yeni bir defter açarız. Eski defterleri kapatırız. Sistem çünkü geriye dönük 9 yılda bir sorgulama yapar. Der ki sevgili Sehercim, 9, 18, bakın 27, 36 bu şekilde giden döngüde 35, 42 bu şekilde 9 yıl koyarak bütün hayatımıza baktığımız zaman 9 yılda bir sorgulanırız. Sen 9 yılda yapman gerekenleri yaptın mı? Neler öğrendin? Öğrendik mi? Bunun asıl ödülünü ve sınavını 18 yılda bir alırız. Yani ilk 9 yılda bir öğrendik mi? Bir sallar sistem. Sonra 18. yılda eski defterleri kapattırıp bize yeni bir vizyon, yeni bir gündem açar. Ya bu söylemlerim, şimdi benim kendi anlatım tarzım da şahsıma münhasır biliyorsun. Biraz hızlı konuşurum, çok şey anlatma derdindeyim. Biraz öğretmen olmanın verdiği bir şey. Şimdi aslında buradan nereye geleceğim? Dünya olarak gerçekten çok büyük bir dönüşüm, değişim sürecindeyiz. Evet, artık savaş çanları çalıyor mu? Çalıyor. Yani bunu korkutmak istemediğimiz için ne dedik geçen program? Askeri hareketlilikler. Bak çocuklar, çocukları koruyalım. Çocuklar üzerinden salgınlar dedik ki şu anda Gazze'de de biliyorsun salgınlar artık uyarıyorlar. Ölenler, ölüler üzerinden maalesef. Artı uzun zamandır önce çocuklarla ilgili şunu uyardım Seher. Malum korona süreciyle beraber bir çocukların bağışıklığını güçlendirir, iki malum sıvıları olmamaları anlamında çocuklarına kimseye dokundurtmamaları anlamında uyarıyordum. Şimdi gündem neye geldi? Çocukların maalesef işte Filistin'de yaşadığı vahşi ve adını konduramıyorum. Yani gerçekten söyleyemiyorum. Çünkü Kendim yetmiyor. video yani gerçekten yetmiyor. Hani bunun İnan ki şeyle ilgisi yok. Yani çocuk ya çocuk masumun öldürmesi, inancı ne olursa olsun. Vizyonu, misyonu, annesi, babası kim olursa olsun çocuğun çocuğa dokunulması nedir biliyor musun? Şu anda Jüpiter retro, Satürn retro da biliyorsun. Biliyor musun? Çarpacak bunu yapanları. Hani şu anda Evet. İsrail ne kadar Amin. iyi görünse de, avantajlı gibi görünse de Ocak'ta Plüto Kova'ya geçecek. Bakın net söyleyeyim bununla ilgili. Plüto Kova'ya geçtikten sonra Netanyahu'yu da İsrail'de çarpacak bir süreç var aslında burada. Yaptıklarıyla hesaplaşacaklar. Yani ben Netanyahu'nun çok ciddi sağlık problemleri ya da yargılanmak gibi izole olacağı artık alınıp da böyle yeter artık denilip kenara konulabileceği bir süreci öngörüyorum. Hani bununla ilgili belki de ilk söyleyenim diyeceğim. Hani böyle bir söylem hiç duymadım açıkçası. Çünkü Plüto Kova süreci adaleti gruplar üzerindeki hakkaniyeti de getirecek bir süreci başlatacak bakın Ocak'tan sonra. Çünkü kova nedir? Hümanisttir. Kova eşitlik ve adalet burcudur. Ama kova aynı zamanda isyanlar, ihtilaller ve başkaldırı burcudur. Plüton oraya geçmesi ne yapacak biliyor musun? Sokak hareketlerini getirecek. Plüton'un oraya geçmesi sokaklarda insanları göreceğiz. Hani adalet arayışında insanları göreceğiz. Yasaya, hakka ve buna benzer anlamda kendini savunmaya kalkan, yeter bu adaletsizlik diyen ama bir taraftan da tehlikesi şudur, fanatikleşen grupları göreceğiz. Başladı bu enerji. Burası ay tutulmasıyla beraber getiriyor aslında sevgili Sehercim. Neyi göreceğiz biliyor musun? Bu tutulmada Jüpiter-Mars karşıtlığı. Hani biraz önce örnek verdim ya. Savaş demek, bomba demek, silah demek. Bakın grupların savaştan, silahtan, askerden ölmesi demek. Bunun Türkçe mealini söylüyorum hiç dolandırmadan. Ama yanında Uranüs var. Uranüs neydi? Beklenmeyeni bekleyin. Nükleer saldırı bak. Nükleer üzerinden dönüp lütfen baksınlar. Buradaki söylediğim şu değil. Ya ben bilmiştim, ben söylemiştim. Egosunda bir insan hiçbir zaman olmadı. Ama şunu söylemek istiyorum. Kendi çalışmalarım olduğu için ve bunu çok uzun zaman önce yazdığım için dönüp görebileceklerini belirtmek istiyorum. 2 yıldır ben öğrencilerime iyot aldırdım biliyor musun? Çünkü İran ve Rusya nükleer anlamında 2 tane böyle ünlem işareti olan ki ülkeler Rusya'dan bir hamle bekleyebiliriz, İran'dan nükleer anlamında bir hamle bekleyebiliriz. O yüzden bu süreç sıkıntılı. Çünkü tutulmanın
akslarına baktığımda etkilenecek ülkeler boğa burcu ülkeler. Bunlar içerisinde kim var biliyor musun? Gürcistan var. Ermenistan var. Bak Azerbaycan var. Zaten Azerbaycan, Ermenistan yine alevlenecek. Bunu bir kenara koyduk. Bu tutulma bunun göstergesi. İran, Irak sınırlarımız. Bizi de etkileyecek ama bir savaşa girecek miyiz diye çok soruyorlar. Yakın süreçte savaş beklemiyorum. Bakın yakın süreçte. Ya şu önümüzdeki bir yıllık süreçte savaş değil, aksine Orta Doğu'nun barışı anlamında bir garantörlük anlamında Türkiye'nin çabalayacağını görüyorum. Türkiye'nin bu anlamda önemli adımlar atacağını görüyoruz. Ama bizim başka sıkıntılarımız olacak. Evet biz bir yakın dönemde özellikle bir yıllık süreçte bir savaş beklemesek de biz kendi ekonomik krizimizin savaşını vereceğiz. Biz kendi sınırlarımızın Suriye, Irak'taki operasyonların devamıyla beraber işte bu göçmenler sorunu biliyorsun. Çünkü İsrail Filistin'i vurdu. Filistin İsrail'e öncesi şey yaptı Hamas biliyorsun ki Hamas'ın ben Filistin'i temsil ettiğini düşünenlerden değilim açıkçası. Hamas İsrail'e hizmet etti. Masum insanları öldürerek bir panayıra bakın şimdi Müslümansan Allah korkusu varsa ya da iyi insansan hiç fark etmez. Neye inanırsan iyi inan, masumların olduğu bir yere bomba atmazsın. Elinde varsa gücün gidersin askeri mühimmatı, cephaneyi, askeri bir şey yaparsan sen beni vuruyordun. Ben de tamam şu anda seni çökertiyorum diye bir savaşa girersin. Tutup da bir panayırı vurmasın. Hamas zaten Filistin temsil etmediği gibi inanılmaz yerlere hizmet etti. Zaten istenen buydu. Bakın Büyük Orta Doğu Savaşı biliyorsunuz bu vaat edilen topraklarla ilgili emellerini gerçekleştirmek. Çünkü çok az zamanları kaldı Tevrat'a göre ve bir an önce Mescid-i Aksa'yı ele geçirip yıkarak işte kutsal akit sandığını ele geçirmek gibi bir misyonları var. İşte biliyorsunuz işte Tanrı'yı kıyamete zorlamak gibi böyle çok ilginç bir inanış da var burada. O yüzden zaten ne yapıyorlar? Çoluk, çocuk, kadın, masum, yaşlı demeden hastane vurabiliyorlar. Pazar yeri vurabilecek kadar canileşebiliyorlar. O zaman geri dönüyorum. Ermenistan dedik, Azerbaycan dedik, Arabistan bakın. Dönüp bakın 6-7 ay önce yazmıştım Suudi Arabistan'la ilgili bu yıl gündemler. Artık 2024'te bu ülkeleri çok konuşacağız. Önce nasıl konuştuk Arabistan'ı biliyor musun bunu yazdığın zaman? Sel götürdü ya. Arabistan'da çölde sel götürdü resmen. Yağmurlar yağdı falan. Şimdi artık bu anlamda Orta Doğu'daki enerjiyi yönetecek. Aslında petrolü de elinde bulunduran bir ülke olarak Arabistan'ı konuşacağız. Yemen bakın. Yemen çok ciddi Arabistan'dan yine baskı ve zulüm görmeye devam edecek. Lübnan, Ürdün bunun dışında. Bunlar boğa yani ilk saydıklarım Lübnan, Ürdün'e kadar boğa burcu ülkeler. Sonra şunu biliyoruz biz. Astroloji biliyorsun geriye dönük döndüğümüz zaman nedir? Elimizde feedbacklerle aslında çalıştığımız bir taraftan nasıl söyleyeyim istatistiksel verilerle onayladığımız bir ilimdir. Döngüleri tekrar tekrar geri çevirebiliyor. Üzerinde tutulma gören ülkeler. Yani tutulmayı net görüyorsak ve bu ülkemize yansıyorsa biz o yıl çok ciddi gündemlerle uğraşacağız demektir. İşte Amerika'yı işte şeyin fırtınaların vurduğu zaman bir bakın o yıl mutlaka Amerika'da çok sert tutulma etkileri olmuştur. Amerika'dan gözlemlenmiştir. Şimdi bu tutulma biliyor musun Türkiye'den de gözlemlenecek. Tabii 28 Ekim tutulması bu ne demek? Türkiye'nin önemli gündemleri var. Şu anda Türkiye haritası önümde açık. Türkiye'nin güneşine karşıt bir tutulma. Güneş kimdir Sehercim? Devlet lideridir. Orada bir ben biliyorsun Uranyen astrolog olduğum için aynı zamanda transneptünyenler, asteroitlerle böyle 90'lık haritada daha sıkıştırmış ama çok daha ayrıntılı bir çalışma yapıyorum. Kronos var orada. Kronos yasa koyucu demek, yasalar demek. Hani şey gibi düşün, şirketteki Kronos oranın CEO'su sahibidir. Yasa koyucusu, kural koyucusudur. Devletteki Kronos devlet başkanıdır, yüksek mahkemelerdir gibi alabiliriz. O zaman burada ne olacak? Önemli yargı süreçlerine tanıklık edeceğiz. Hatta ben geçen ay sana dedim ki hatırlıyor musun? İfşalar gelecek. Biz bir aydır Evet. böyle acayip ifşalarla değil mi? Karabağ paralar aklanıyor, bahis sitelerinden. Milletin kendi topuğuna sıktığı, milletin gözüne soka soka aslında bazı enerjilerini çalıştırdığını gördük. İlahi sistemin orada tekrar devreye girdiğine şahit olduk. Yine gelecek. Bu ifşaların devamı gelecek. Hani bugüne kadar zaten yaptığımız öngörülerin de
açıkçası isabetli oluşundan da arkadaşlar birçok şey çıkarabilirler. Çok ciddi ne göreceğiz? Yine ifşalar bak. Bu siyasi olur, ünlüler olur. Bunlarla ilgili, parayla ilgili özellikle. Şimdi neden söylüyorum? Venüs para demek, ilişkiler demek. Bunun üzerinde Rockefeller dediğimiz bir asteroit var. Çok para demek. Normal paradan bahsetmiyorum. Milyonlarca, milyarlarca dolarlardan bahsediyorum. Bununla ilgili ifşalar. İnsanların kazançlarıyla ilgili beyan vermek belki durumunda kaldı ya da bununla ilgili sıkıştırıldığı yargı süreçleri başladı. Ha bunu niye rahat söylüyorum? Şu anda herkes der, aa biz de bunu biliyoruz. Değil arkadaşlar, bunu biz hiçbir şey yokken Seher'le geçen yayınımızda zaten konuşmuştuk. Bunların devamı gelecek Seher. Ama ne bekliyor biliyor musunuz 2024'te? Plüto Kova'ya geçtiği zaman da bir yasal süreçlerde değişiklik. Çok ciddi kanunlarla ilgili tabii tabii değişiklikler gelecek. Yasalarımız değişmeye başlayacak. Kanunlarda değişiklik başlayacak. Ne gibi olabilir mesela bunlar? Baktığımız zaman eğitim alanında, ekonomi alanında özellikle çocuklarla ilgili alanda kira, ev sahibi sözleşmeleri bunlarla ilgili alanda çok ciddi neyi getirecek bize? Artı kazandığını beyan etme ile ilgili aslında devletin burada bazı yaptırımlarla yasal değişiklik, anayasal süreçlerde değişikliğe gideceğimizi görebiliyoruz. Ha gören ülkelere geleceğim. Çok özür dilerim orada bir daldan dala atladım ama Kuzey Amerika, Güney Amerika'nın bir kısmı ama Kuzey Amerika net görecek. Asya ülkeleri, bizim ülkemiz, Afrika, Avustralya ve okyanuslar, özellikle Pasifik, Atlantik ve Hint Okyanusu. Burada tsunamiler beklenebilir mesela. Çünkü Poseidon aynı zamanda suları da gösteren bir transneptünyen. Bazı konularda aydınlanma getirse de, bazı konularda toplu ölümler getirse de. Çünkü ben uzun zamandır öğrencilerime diyorum ki 2023, yani bunu 3 yıl öncesinden söylemeye başladım. 2023 ve 2024 toplu insan ölümleri. Neden bu kadar rahat söylüyorum? Yaşadık diye söylüyorum. Ne yaşadık biliyorsun? Maraş depremini yaşadık. Binlerce canımız Yaşadık, savaşı yaşadık. tabii. Evet. Sonra sınırlarda şehitlerimiz oldu. Devam Tabii. ediyoruz. Libya'da ne oldu? Sel git geldi. Bakın Selam gitti. Fas'ta deprem oldu. Ukrayna işte 2023'te Rusya Ukrayna'yı vurdu. Toplu ölümler oldu. Dönüyoruz bu tarafa. Şu anda Orta Doğu can çekişiyor ve maalesef 2024'te de bu tarz enerjiler söz konusu olacak diyebiliriz. Özellikle bu ülkeler, yani Avrupa Asya ülkeleri ama Azerbaycan, İran, Arabistan ülkemiz de dahil olmak üzere bu hat, Kıbrıs bak çok ilgi çekiyor mesela. Uzun zamandır hatırlıyor musun bir programda dedim ki Ankara'nın doğusundan aşağı inen hat neresi? Mersin, Antalya, Kıbrıs ve aşağıya inen. Neresi var orada? İsrail var. Libya var mesela. İsrail var. Filistin var. Arabistan'a doğru inen hat çok tetik alacak. E biz de depremlerle alacak. Onlar da savaşla alacak. Yani bu ülkeler inanılmaz derecede ne görüyor? Sıkıntılı bir Etkisel süreç. etki alıyor. Bu Evet. sıkıntılı süreç ne kadar sürecek? Özellikle savaşla ilgili söylüyorum, İsrail Filistin'le ilgili. Bu savaş Sonra hemen şöyle bitmeyecek. Bu savaşın ateşi biraz inse de canım, sevgili Seher'cim, bu daha çok su götürecek maalesef. Çünkü daha Lübnan girmedi işin içine, Ürdün girmedi, daha İran, Irak'a şey yapmadı. Ha ne oldu? İsrail bir Suriye'yi bombaladı ki Suriye'yi çok konuşacağız diye bir tweet atmıştım ben, bir ay oluyor. Evet Suriye'yi konuşuyoruz, sınırlarımızı konuşuyoruz. O alanı korumak ve müdafaa etmek durumunda kalacağız. Bizim de askeri hareketliliklerimiz devam edecek bu anlamda. Netanyahu ve Biden'ın haritasında neler gördün? Çarpıcı neler var Dilek? Ya çok ilginç. Adam zaten terazi burcu ve terazi stelyumu olan bir adam. Evet. Aslında naiflik bekleriz ama öyle değil. Bak 21 derece terazi tutulması, 29 derece koç tutulması bu adamın güneşini şu anda haritasını açıyorum. Şeye bakmıştım ben. Türkiye üzerinden önce yorum yaparım diye düşündüm ama senin sorunla devam etmek istiyorum iznin olursa. Evet, Türkiye'yi de ne olur yapalım yorumunu. Tabii. Hemen şey yapacağım. Şimdi Netanyahu'nun haritasına baktığımda Ayı terazi, Güney Ay düğümü terazi, Neptün terazi, Merkür Uranüs karesi var. Adam nedir biliyor musun astrolojide Merkür Uranüs? Beklenmeyeni yapabilecek, gaddarlaşabilecek, öfkeye girdiğinde gözü dönebilecek bir enerji. Zaten bunu görüyoruz ama haritası üzerinden konuştuğumda
Hayciyesi üzerinde bir kere tutulmayı karşısında. Bu ne demek? Sağlık problemleriyle cebelleşecek. Ya 21 derece 14 Ekim tutulması tam MC dediğimiz tepe noktasında. Ne yaptı Netanyahu'yu? Aldı dünya gündemine oturturdu. Ama Netanyahu'nun Mars'ı üzerinde Plütos'una daha doğrusu kare karşıt yapan tutulmalar da yaşadı son 2 yıldır. Çok zorlu bir süreç onu bekliyor. Şu anda dedim ya Jüpiter retroda, Satürn retroda. Ah almama dönemi. Uzun zamandır şunu uyarıyoruz, hatırlıyor musun sevgili Seher? Yazılarda da var. Bu dönem karmik hesaplaşmalar dönemi. Ektiğini biçme dönemi. İyi insansanız korkmayın ama yaptığınızla yüzleşip diyetleri ödeme dönemi. Ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına dönemi aslında. Ve Netanyahu'yu da göreceğiz. Bu süreçte özellikle Jüpiter retroları ve Satürn retroları etiklik sınavı olduğu için şu dönemde ne yapıyorsa en geç bir dahaki döneme kadar 1 yıl içerisinde inan ki yargıya gidecek. Bak bu adamın ben yargılanabileceğini zaten Güneş Jüpiter karesi, Ay Jüpiter karesi var. Bir şeyleri abartabilme ve etik alanı çiğneme enerjisi çok yüksek bir harita. O yüzden yargı sürecine gidebileceğini, savaş suçlusu olarak bile yargılanabileceği bir sürece girecek önümüzdeki 1 yıl ilahi adaletin bu anlamda tecelli edeceğini göreceğimize inanıyorum. Biden gidecek. Ben Amerika'da borsada zaten çöküşler bekliyorum. Amerikan borsası da çöküşler ve parayla ilgili önümüzdeki süreçteki 2025'ten sonra her zaman söylerim. Doların kağıt kadar değeri olmayacak. Şu anda yükseldiğine bakmayın. Uzun zamandır uyarıyorum. Bir sabah kalkacağız çünkü kağıt kadar değeri olmayan bir dolar göreceğiz. Onun için neye yatırım yapalım? Uzun süreçte bir kere Altın. toprak, arazi ama altın tabii. Şimdi hatırlıyor musun sen en son yayında şöyle bir cümle kullandım. Şu anda altın ne olacak demiştin. Dedim ki oku geriye çekti. 1620-30 bantları çok daha inmesini beklemeyiz ama 14 Ekim tutulmasından sonra yukarı gidecek. E ne oldu? Dediğimiz oldu. 1620'ler 30'ları gördük. 14 Ekim'den bu yana altın ne yaptı? Yükselmeye başladı. 2023'ü kapattığımızda altın en kazandıran toprak hariç ama altın en kazandıran emtia olurken ki bunu her zaman diyorum ki fiziki altın alın. Bankalar üzerinden değil fiziki alın. Artı 2024'ü kapattığımızda da o sarı civcivin çok daha değerli olduğunu göreceğimiz bir süreç. Yani bu yıl 1800'leri çok rahat görür, 1850'leri çok rahat görür. 2024'te 2200 bandını zorlayacak bir altın var. Borçlanmayın altın üzerinden ama parası olanlar özellikle toprak ser gittikçe kıymetlenecek. Bir bağ, bahçe, tarla neye gücünüz yetiyorsa 300, 500 metre, 200 metre hiç fark etmez. Üzerine bir konteyner daha koydursanız, bir prefabrik ev bile koydursanız gerçekten alın diyorum. Ama gücünüz yetmiyor mu? Bugün Yeni Zelanda'dan bir danışanım vardı. Dedi ki ben bütün videolarınızı izledim ve sizi dinlediğimden bu yana yıllardır dedi altın alıyorum ve inanılmaz kâr ettim. Size teşekkür etmek istiyorum. Bitti. Demek ki astroloji o zaman yerini buldu. Tedbir ilmidir, önünü görmedir, önümüze bir ışık saçmadı. Onun için yine dolar yükselecek mi? Yükselecek. Euro yükselecek mi? Evet 38-40 bantlarına gelir mi? Gelecek yani 40'ı da geçebilir hatta. Benzin ve mazot fiyatları 50'yi geçebilir mi? Evet ama en önemlisi burada gıda. Bunu konuştuk hatırlıyorsun ama tekrar öğreneceğim. Bu tutulmanın olduğu alanda Ceres var. Ceres ne demek biliyor musun? Buğday demek. Haziran ve sonrasında bak ne oldu? Ekmek fiyatları arttı Seher'cim. Gittikçe artacak. Buğday krizine gidiyoruz. Haziran ve sonrasında ne oldu? Buğdayla ilgili tarlalar yandı biliyorsun. İşte buğday silosu yandı biliyorsun. Gündemimiz o zaman bu tutulmayla beraber tekrar buğday olur. Cebimize koyduk. Şimdi buğday olmazsa ne olur? Gıda krizi patlak verir. Bu bir. İkincisi buğdayın yanı sıra meyve ağaçlarıyla ve sebze meyve ile ilgili uyarmıştım. Çünkü geçen ay 15'inde olan yeni ayın olduğu sabit yıldız 11 Eylül'de yazdım meyve ve ağaçlarla ilgili hem pahalılık hem hastalıklar. İşte meyve olmaması, zeytin olmaması, işte kayısı olmaması. Şimdi öğrencilerim dün ben bir atölye çalışması yaptım, ücretsiz bir workshop. Orada yazan yazana bizim bahçemizde bu yıl şey olmadı, işte kayısı olmadı, o olmadı, bu olmadı, domates büyümedi gibi.
bu sürece gidiyoruz. Önümüzdeki süreç maalesef meyve, sebze anlamında bir krizi getirecek. Çünkü ağaçların hastalandı. Büyükbaş hayvanlarla ilgili yine 2 yıl önce yazdım. Geçen sene bir patlak vardı hatırlarsın. Doğuda hayvanlar ölmeye başladı, bir salgın oldu. Onun bir devamı da şimdi önümüzdeki 1-1,5 yıla dağılan süreçte olacak. Şu değil arkadaşlar, şunu görmelerini istiyorum. Biz bunu söyledik ya, tutulmalar en az 1,5 yıl nedir? Etkilidir. O yüzden biz bunu zamana yayılan süreçlerde yaşayacağız. Yani hani şeyle ilgili uyardım ya, hatırlıyor musun? Temmuz'da yaptığım yayında işte Bursa hattında deprem, İzmir falan olmadı yazmış. Ya bunu hemen yaşamayız. Bu tutulma önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde yeni ay, dolunay, gezegen geçişleri tetikledi. Son programdan bu yana biliyorsun İzmir birkaç kere sallandı. Bingöl'den Van ve Hakkari'ye inen hat dedik. Van'da depremler oldu. Girit'te oldu. Bu alanlar yine tetik alacak ama deprem anlamında yine deprem bölgesi. Ama Kıbrıs ve Suriye'ye giden hat, artık Kıbrıs'tan yukarı gelen hatla ilgili yine Bursa öngörüm devam. Orada şey yok, 2024'te yine orası Bursa'dan inen, hani Bursa, Çanakkale, Bolu, İzmir'e inen hat yine yaptığım öngörünün arkasındayım. Umarım yanılırım. Umarım yanılırım dediğimiz yer. Kıbrıs'ı konuşacağız. Rusya'yı çok konuşacağız bu anlamda. Ama Batı'yı soğuk bir kış bekliyor. Doğal gaz kriziyle. Çünkü Putin'le dalaşmalarının en büyük sıkıntısını doğal gazda verecekler. Çünkü bu kış hepimize soğuk bir kış. Çok sert bir kış geliyor. 2024 yazında da çok ciddi bir kuraklık geliyor. Dilek, şimdi geçen programda hep dedim ki, yani sosyal medyada da çok duyduk. 20 Eylül'den sonra günlük güneşlik, işte yer altında kaynaklar, Türkiye rahatlayacak vesaire, bunu da sana sormuştum. Sonra Türkiye haritasını çıkardın sen. Kasım ayı ve sonrası için. Türkiye'yi neler bekliyor? Bu yeraltı kaynaklarıyla ilgili açıklamalar, herhangi bir şey ben duymadım, bilmiyorum. Çok konuşuldu. 20 Eylül ve sonrası, 20 Eylül ve sonrası ne oldu ve neler olacak? Türkiye'ye tekrar bir döndüğümüzde, sonra Kasım ayı genel yapalım burçlarla birlikte, ama bizi tabii ki vatanımız ilgilendiriyor. Bu yeraltı kaynakları var. Şimdi yeraltı kaynaklarımız var. Evet, ama geçen programda söylediğim aynı yerdeyim. Yani 20 Eylül'de ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bunu söylemiştim zaten. Bir şey de beklemiyorum ben diye. Var mı? Var. Ama bunun daha bir ifşa zamanı ya da gün yüzüne çıkma zamanına gelmedik. Ha, boğa tutulmalarıyla bir tık daha, bir nebze. Evet, çok önemli altında. Altın, elmas gibi bak. Bor gibi. Elması da buna katın. Çok ciddi yeraltı kaynaklarının üstünde miyiz? Evet, daha değilsel. 2025'ten sonra, 2026 gibi, bunların 2025'ten sonra artık gün yüzüne çıkacağı yeni bir liderle. Çünkü bak, bu tutulma yeni bir lideri getirecek bir tutulma. Yine söylüyorum, hatırlıyorsun. Çünkü bu tutulma, bak, dünyadaki, ülkemizdeki liderler, siyasetçilerde değişiklik, ülkedeki, dünyadaki lider, Biden gibi insanların değişimi, ama sağlık problemlerini de tetikleyecek. Bunu bir kenara koyduk. Burası net. Yani haritada çok bariz bir şekilde görünüyor. Bu tutulma özellikle lider sağlıklarını bozacak. Çünkü güneş nedir? Yöneticidir. Kral demektir. Yöneten demektir. Başbakan, cumhurbaşkanı. Dünya üzerinde liderlerin değişimini, ama bir taraftan da sağlık problemlerini de getirecek bir enerji söz konusu. Bunu bir kenara koyduktan sonra ülkemiz açısından baktığım zaman şu anda değil. Ya yani biz biraz daha deprem, biraz daha pahalılık, biraz daha ekonomik krizle ilgili doğum sancısı dönemindeyiz. Şimdi 2024 yine depremsellik, 2024 yine maddi krizler, ama en çok dünya üzerinde neyi görüyorum biliyor musun? Sokak hareketleri, ki ülkemizde de iç kargaşayla uğraşmak zorunda kalacağız. Çünkü bu Plüto Kova süreciyle başlayan 2024 İnsanları sokağa dökecek. Neyi tavsiye edersin dersen, itidalli olmayı tavsiye ederim. Sakin kal. Tabii ki tepki göstereceğiz. Ben şunu demek istemiyorum. Hiçbir şeye tepki göstermeyin değil. Evet, tepki, ama insani tepkiler, birbirimize girmeden. Neden biliyor musun? Bu tutulmadaki Jüpiter'e baktığım zaman diyor ki kutuplaşmalar başlayacak. Hayır benim dediğim doğru. Hayır benim
inancım doğru. Benim istediğim gibi olsun. Yok savaşa mı gireceğiz? Girmeyelim. Öbürü diyecek ki hayır savaşa girelim. Verin asker şeyi silahıma gideyim diye. Kutuplaşmalara girecek ülkemiz bu anlamda. Dünyada da göreceğiz ama çok ciddi kutuplaşma. Ama burası dini yerlere saldırıları da getirebilecek. Yani atıyorum bir cuma çıkışı bir canlı bomba. Filistin'de özellikle çok tehlikeli, Kudüs'te bunu görebiliriz özellikle. Ya da ibadet yerlerine saldırılar bekleyebilir miyiz? Evet, bekleyebiliriz. Çünkü Jüpiter dini inanç yerlerini gösterir. Burada hem fanatikleşmeyi ama iki tarafın da burada çatıştığı yerde birbirine zarar vermesi. Tarikatlar, bak, cemaatler, bunlarla ilgili yasalar ve tasfiye süreçlerinde göreceğiz. Dünya üzerinde göreceğiz bunu bir kere. Yani burada bununla ilgili bir mücadele, fanatikleşme ile beraber kutuplaşmaları da çok ciddi göreceğimiz bir gündem bizi bekliyor. Yani çok iç açıcı şeyler söylemiyorum, biliyorum ama ben de gökyüzünü okuyorum. Hani şey gibi düşünün, doktorun önüne bir test koyuyorsunuz, kansızlığınız varsa size kansızsın kardeşim diyecek yani, B vitaminin düşük diyecek yani, yo B vitaminiz harika diyemez. Ne görüyorsam inanın söylüyorum yani, şöyle bir küçücük küçücük böyle bir Çince yazıyla birçok şey yaptım diyebilirim. Şimdi en çok ekonomik zorluk aslında Şubat ayı. Ha şunu da söyleyebilirim. Savaşı sordun ya sevgili Seher. Savaş şu anda evet Kasım ayında biraz Kasım'da da tırmanır ama sonra bir şeyi inse de Şubat Mart yayıldığını göreceğiz. Yan ülkelere, komşu ülkelere sıçradığını görebileceğiz. Ülkemiz açısından ocağın son haftası çok tehlikeli. Deprem enerjisi içeriyor. Çünkü biz hep boğa akrep akslarında çok büyük deprem. 99 depremi de boğa akrep aksındaydı. Maraş depremi de. O yüzden buranın tetik aldığı şey ocağın son haftası. Özellikle son 5-6 günü diyebilirim. Yine bir deprem enerjisi söz konusu olabilir diyebilirim. Ekim, Kasım, Aralık zor. Zaten Ekim'de başladı ki vicdanlarımızın rahat etmediği, içtiğimiz suyu bile inan düşünerek içiyoruz. Çünkü orada insanlar susuz, orada çocuklar öldürülüyor. Borsa ile ilgili özellikle 9 Kasım ile 13 Kasım arası borsaya dikkat. Burada bir yani buradan anlayan arkadaşlar satış yapması gerekebilir. Borsamızda bir sallantı, Türkiye açısından söylüyorum, bir kriz enerjisi söz konusu. Mayıs'ın sonuna kadar Jüpiter boğa süreci bitene kadar altın ciddi ciddi zirveye koşacak diyebilirim bu alanda. Başlıklarımı sınırlarsam 13 Kasım çok ciddi ilgi çekiyor Seher. Tarih olarak baktığımda şimdi 9-13 Kasım zaten borsa, bu kriptolar ve bunlarla ilgili sıkıntıları getirebilir. Ama 13 Kasım artı eksi 3 gün baktığımızda sınırlarımızla ilgili yine bir askeri hareketlilik bekleyebiliriz. Bu tutulma maden ocaklarımızı da etkiliyor. Yani Mersin, Kıbrıs hattı, orada bir sismik hareket ama Türkiye'de bir maden ocağı ya da işte buna benzer bir yapıda maalesef bir kaza enerjisini 13 Kasım civarında gözlemleyebiliriz diyebilirim. Kasım'da yine kripto söylemiştim zaten. Kalabalık tehlikeli yerlerden uzak durmamız gereken aylar Ekim, Kasım idi. Kasım geliyor ama Şubat ve Mart daha sert geliyor diyebilirim. Etik ahlakın çiğnendiğini göreceğiz Seher'cim. Şu anda olduğu gibi yine arttığını. İnsanların adalete inancını yitirdiği. Çünkü neyi burada Mars önümüzdeki 45 gün özellikle tutulma derecelerini tarayarak gidecek. Oraları tık 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 vurarak gidecek. Neyi göreceğiz? İnsanların hak, hukuk, adalet için savaştığını. Ya bu kadar da olmaz dediği süreç zaten başladı. Yani İsrail'in Filistin'i vurmasıyla zaten başladı, o çocukların ölümüyle. Bu dozajın bunun daha da arttığını göreceğiz. Dijital alanda değişiklikler bekliyorum. Yani mesela dünya üzerinde çok büyük hesapların hacklendiğini görebiliriz. Devletlerin hesaplarının bile hacklendiğini görebiliriz. Dijital saldırılar, ülkelerin birbiri arasında çok ciddi dijital saldırılara girdiğini. Burada Uranüs-Mars karşıtlığına gidiyoruz. Tarih vermek gerekirse aslında çok özür dileyerek söyleyeceğim. Elektrik kesintisine gidiyoruz Seher'cim. Ne zaman diye sorarsan yine 13 Kasım haftası.
Elektriklerle ilgili. Ha, burada haritası müsait olanların elektriğe dikkat edecek. Bakın trafikte özellikle akrep, boğa, kova ve aslan etkili haritalar. Burada trafikte dikkat edecekler. Elektrik ve elektrikli cihazlarla ilgili yaralanmalara dikkat edecekler. Ama elektrik kesintilerinin de söz konusu olduğu bir dönem. Uzun zamandır elektrik kesintileriyle ilgili uyarıyordum. 2024 itibariyle maalesef buna da başlayacağız. Ne güzel değil mi? Yani İçiniz aydın. bunları dinlerken yoruluyoruz. Yaşamak için Allah korusun. Ben çalışırken Her şey. inan Ayşegül'le de öyle yani oturup çalıştığımızda yok değil ha ya bu kadar da değil deyip kapattığımız oluyor. Çünkü kimyasallar özellikle bak benim burada en çok durduğum konu kimyasallar. Çünkü burada nükleer riski. Biz 2 yıldır nükleer enerjiyi tetikleyecek tutulmaları yaşıyoruz. Nereye döndürüyor bizi biliyor musunuz? Çernobil'e döndürüyor. Oradaki akslar tetikleniyor. Tabii Çernobil'deki o nükleer faciayı getiren akslar bu 5 derece boğa tutulmasıyla daha önce de yaşadık bununla ilgili bir tutulma. Burada bir ikincisini yaşıyoruz. Bu da tetiklenmeyi getirecek ki ben İran ya da Rusya üzerinden maalesef böyle bir etki bekliyorum. Ki İran'ın ne yapacağı belli olmaz. Zaten bir de tutulmayı yedi. Tutulmadan direkt etki alıyor. Boğa burcu ülkesi. Yani her an nükleerle ilgili Filistin'le şey İsrail'le İran birbirine girebilir. Şubat, Yani Mart bu anlamda daha tehlikeli. şimdi biz 2023'ü nasıl geçti, nasıl gidiyor, iyi mi kötü mü derken 2024 herhalde çok daha zorlayıcı bir süreç olacak senin anlattıklarına göre. Yani 2024-2023'ü aratacak diyebilir miyiz bu anlamda? Zor geçecek Seher. Yani gerçekten zor geçecek. Burada esma olarak El Gaffar esmasını çok çok öneriyorum. 1281 kere. Ha şunu soruyor arkadaşlar. Atıyorum ben şimdi sayfamda bazen başka çalışma başka sayıyla veriyorum aynı esmayı. Lütfen birbiriyle karıştırmıyorum. Şimdi orası Simirna geldiği zaman orada 10.724 okunur. Ayla kavuştuğunda 1024 okunur. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Karıştırmıyorum. Burada hepsi farklı açılar ve özel çalışmalar olduğu için El Gaffar esması. Bakın 10 dakika okunabilir, 1281 kere okunabilir. Er Reşit esması 514 kere okunabilir ve köklenme enerjisi anlamında Ya Selam 10 dakika. Bakın hem kök çakrayı açar hem güven. Çünkü kök çakra güvenle ilgili biliyorsun. İşte güven duymadığımızda tıkıyoruz. Güvensizlik içinde korku ve panikle tıkanabiliyor. O yüzden bu savaş gündemi, ekonomik kriz ve buna benzer kaygıları olan arkadaşlar bu 3 esmayı ara ara zikredebilirler. Dillerinden düşürmesinler. Yani kişiye özel esmalar ayrı ama bu genel anlamda Tabii. burada Kolektif karıştırmayalım. Genel etkiyi kırmak. anlamda toplu olarak okuyabileceğimiz esmalardan bahsediyor Dilek. Evet, Yoksa kişisel kolektif haritanıza göre farklı. Evet. enerjide. Kişisel Buyurun. haritaya göre esmalar farklı ama toplu halde kitle olarak okuyacağımız esmalar az önce söylediği. Bir kez daha tekrar eder misin? Bu sıkıntılı süreçte hepimizin El. toplu olarak okuyacağım. Tabii çok özür dilerim böldüm seni. El Gaffar esması 1281, Er Reşit esması 514 ve lütfen korku ve panik hissettikçe selam esmasını takısız okuyabilirler ya selam diye okuyabilirler. 10 dakika sayısız bir şekilde güven ihtiyacı ve kök çakrayı açmak için okuyabilirler. Bunlar sıkıntılı esmalar değil. Aksine blokaj açıcı ve toplumsal etkiyi de kırıcı esmalar. Çünkü bizim gerçekten Rabbimin merhametine ihtiyacımız olan, aslında önümüzü etik olarak görmek istediğimiz, ayrıntılı olarak aydınlanmak istediğimiz bir süreçteyiz. Refah istediğimiz bir süreçteyiz. Bunları gerçekten tetikleyecek esmalar. Şimdi bu tutulmalar bu yılın son tutulmaları mı? Daha fazla tutulup Evet. kasılıp daralacağımız bir tutulma var mı? Herhalde Yıl 2023 bitti. yılının 28 Ekim'de son tutulması mı oluyor Dilek? Evet, bitti bu yıl. Bitti Nisan mi? ayına tabii 2024 Mart Nisan'a kadar tutulmalar yok. Bir daha Mart ve Nisan'da var. Ama etkileri uzun. Şimdi 21 derece terazi tutulmasının etkisi 5 yılı geçiyor. 5 yıl tetiklenecek tık 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 çarpacak gidecek. Nereye geliyor? Şimdi burası da öyle 1,5-2 yılı etkileyecek bir süreç. Ama buradan kim kârlı çıkacak biliyor musun Seher'cim? Bir kere Oğlak ve Başaklar muhteşem etki alacak.
Hepsi. Hangi evindeyse, ama işte burada harita bilgisi gerekiyor. Yani ikinci evse para, yedinci evse evlilik, beşinci evse çocuk sahibi olmak istiyorlarsa çocuk sahibi, aşksa aşk, sağlıksa işte bununla ilgili, onuncu evse kariyer. Bir kere başaklarla oğlakları çok güzel etkileyecek bir tutulma aksı. Tutulmanın şanslılarından biri de yengeç burçları, akrep ve yengeç burçları aslında baktığında. Ha, balıklar da güzel etki alır mı? Alır, ama yengeçler ve başak oğlaklar çok daha şey diyebilirim burada. Şanslı diyebilirim. Kim değişecek, dönüşecek? Kovalar, akrepler, aslanlar ve aslına baktığımda boğalar gerçekten, ama son artık söz. Bir daha şey değil, köprüden önceki son çıkış bu burçlar adına. Son değişim, son dönüşüm. Aslında sistem diyor ki 2 yıldır, 2,5 yıldır neyi tamamlayamadıysan, sevgili boğa, sevgili akrep, kova ve aslanlar, lütfen ama lütfen artık tamamla. Çünkü sistem sana son şansı veriyor. Zorlanarak da olsa son şansı alacaksın diyor. Ha, burada balıklar zorlanıyor mu? Teraziye Evet. Kimlere? ne diyor? Teraziye ne Teraziler zaten ay düğümleri oradan geçiyor. Geçmişteki döngüleri kapatma dönemindeler teraziler. Ama bekarların evlenebileceği bir dönem yükselen teraziler için. Ama etik değilse, aldattıysa, yalan söylediyse, bununla ilgili ifşa olup boşanabilecekleri bir dönem. Koç ve terazileri çok dikkat etmesi gereken bir dönem. Çünkü Satürn'de balıkta, haritalarında bu değişken burç etkisiyle sınavlarının da olacağı bir dönem diyebilirim. Ama harita biliyorsun, yani kişisel etki. Hani biri boşanırken diğeri evleniyor. İşte biri evladını kaybederken öbürü ebeveyn Doğru. oluyor. O yüzden tabii ki parmak izimiz gibi seher haritalar. Ama inanılmaz muhteşem bir gökyüzü var. Şu demek değil. Bazen danışmanlıklarda diyorum ki bakın, bu sert etkiyi illa yaşayacaksınız değil. Az sadaka çok belayı def eder. Kader gayrete aşıktır. Yoksa ben derim ki o zaman bana ne, ben seyrin haritasından istiyordum. Bana onu verseydin Rabbim derim. YouTube'da ünlü olsaydım mesela, değil mi? Ya da onun yaşadığı şansı istiyorum diyebilirdim. Öyle bir dünya değil. Evet, bir kaderle geliyoruz ama çaba ve gayretle haritanın üstüne çıkmak, haritayı bükmek mümkün. Bunu da Evet. bilerek olumlu gitmek lazım. Evet, Türkiye, ha, Turan Birliği, bak Türk Birliği'ni kurmaya gideceğiz. 2 yıl sonrasında özellikle tabii Türk Birliği'ni kuran ama bölgedeki garantör güç dediğim masanın başındaki ağ olacak Türkiye. Bak yazın, bunlar da kayıtlı. En geç 2026'da Türkiye çok büyük madenler, yeni bir lider ve masadaki garantör, başı çeken, arayı bulan ama yumruğunu da masaya vurduğu zaman sözü dinlenen ülke haline gelecek. Biraz 2024'ü Türkiye en atlatmak çok lazım. konuşulan ülke olacak 2026 ve Sonrası. yıldızımızın parlayacağı bir dönem. Biraz gayret, biraz sabretme dönemi belki. Kolaylıkla hakkımızda her ne oluyorsa kolaylıkla, sağlıkla, mutlulukla, huzurla Amin. olsun. Hayırlı Amin. demiyor, kızıyorsun sen hayır. Çünkü onun imtihanı ağır oluyor diyorsun. Bak öğrenmişim. Bazı arkadaşlar diyor ki ya olur mu hayırlısıyla, diyorum ki bak Peygamber Efendimiz hayırlısını kolaylıkla istemiş. Şimdi siz sadece hayırlısı deyip kapattığınızda ben ey peygamber değilim diyorum. Baktığımız zaman aslında ben imtihansız olanı istiyorum Seher. Kolay olanı istiyorum. Benim için tabii ki hayırlısı demek şu. Benim için en güzelini ama en kolayını istiyorum. En güzel Biraz doğa. kelimelerde, çünkü söz büyüdür. Direkt etki alıyoruz zaten. Düşüncelerimizden alıyoruz sözlerinden. Ama şu dönemde en çok dikkatimi çeken şeyi söyleyeyim mi sana sevgili Ser? Karmik hesaplaşmalar dönemi. Herkesin yaptığıyla yüzleşme. Herkesin şapkasını önüne koyup şapkasının içindeki tavşanının ne olduğunu görme dönemi diyebilirim aslında. Ama burada değişimi kabul edip ya Rabbi ben burada ne yaptım, dur ben burayı düzelteyim diyorsa insanların önüne açılacak. Ama hayır, egoyla ben doğruyum deyip hani burnu düşse eğilip almama enerjisiyle hareket ederse yandı dediğimiz dönem, orada işte blokajlara tabi olacağı bir dönem bu dönem. Çok Ben önemli çünkü Jüpiter seninle program yaptığımda hep şeyi hayret ediyorum. Kişinin haritasını çıkarıyorsun kendine özel haritasına. Karmasını buluyorsun. Atalarına gidiyorsun. Geçmişini görüyorsun.
Bu çok ilginç. Yani haritada bunları görmek, bunları tespit etmek, ona göre yorum yapmak bana hala ilginç geliyor. Seninle yaptığım program başından beri. Bir de şeyi merak ediyorum. Danışanlarına sen dünyanın her yerinden, Türkiye demiyorum, dünyanın her yerinden sana ulaşıp danışanlık hizmeti isteyenler var. Çok ilginç bir karma ve atalardan gelen bir çalışma oldu mu ve sonunda yaptığın çalışmayla düzeldi mi? Gerçekten merak ediyorum. Hayır, bir mucize gibi bu ama o kadar Evet. ilginç bir harita çıktı mı karşına? Çok geliyor. Mesela bunu birinde senin yanlış hatırlamıyorsam ya kendi canlı yayınında ya seninle şey yaptım. Danışanlarımın izni olduğu için bu arada anlatabiliyorum. Çünkü ben böyle çok Tabii ilginç isim şeyler oluyor. vermiyorum. Doğum bilgilerini her not alıp mutlaka ne olduğu ile ilgili. Şimdi üniversite bir yeni bitirmiş bir delikanlıya danışmanlık yaptım. Önceki yıl Ramazan'da hatta böyle geç saat. Dedim ki ya burada bir ölüm ama bir kadının ölümü, bir kadının ahı var demiştim. Ve ondan sonra dedim ailede çok ciddi krizler ve blokajlar oluşmuş. Yalnız bu kadın çok çile çekmiş, aldatılmış, dövülmüş, hani böyle bir şiddete maruz kalmış. Ama ölümü ateşli silah olmasını beklerim burada dedim. Dedi ki hocam dedi ben de 2 yıl önce öğrendim dedi. Benim babaannemi dedi dedem aldatılmış. Ondan sonra kadın dayanamıyor. Ama biz o çalışmalardan sonra dedi ki hocam arzu ederseniz şimdi biliyorsunuz ben şeyi çok severim. Yaptığım çalışmanın ne kadar doğru olduğunu, insanlara nasıl yansıdığını ve ablamın da dedi harita bilgilerini göndermek isterim incelemeniz adına. İnanamadım Seher. Aynı etkiyi ablanın haritası da gösteriyor. Yani gökyüzünün matematiği muhteşem bir mucize. Ha ne oldu? Burada esma çalışmalarıyla şimdi orada işle ilgili özellikle parayla ilgili çok büyük blokajlar vardı. Gerçekten çok ciddi çözülmeler oldu. Mesela çok sevdiğim bir danışanımdır. Benden defalarca danışmanlık aldı. Haritasına baktım dedim ki ya bir kadının ahı ve bir bebek ya çocuk ölümü var. Hani burada şunu göremezsiniz tabii ki ya çocuğu şöyle yapmışlar böyle yapmışlar diye ayrıntıyı tabii ki bilemeyiz. Şimdi orada farklı enerjiler girer biz farklı enerjilerle uğraşmıyoruz. Hani etik ilim çerçevesinde kalmak benim için çok önemli. Annesi demiş ki o gün bugündür bizim ailede hiç kimse evli kalamadı. Ve danışanımın bu analizi yaptığında danışanım evliydi. Dedim ki Şubat ayının şu tarihine dikkat et. Sen burada evliliğinle ilgili karar vereceksin. Şunu demeyiz. Bak hiçbir zaman dava açmamış bir insana. Evet sen şu tarihte boşanırsın. Ya da davan şurada sonuçlanır demeyiz. Etik değildir. Çünkü irade var. Belki de vazgeçecek, değil mi? Eşinin haritasını bilmiyoruz. Ama sen burada tamam mı devam mı karar vereceksin dedim. Sen devam etmek istersen devam. Yoksa dilekçeni yazıp burada bitirme enerjisine dikkat et. Öfkeyle hareket etme. Bize düşen burasıdır. Yoksa şunu yap diyemeyiz. Beni ağlayarak aradı dedi. Ya hiç dedi böyle bir düşüncem yok. Olmasın dedim. Sadakanı ver. Sakin kal. Tam dediğim hafta beni aradı. Dedi ki hocam ben dilekçe verdim. Aylar geçti tabii aradan. Bu arada zaman geçti. Danışmanlığı yaptığımızda Eylül'dü. Şubat ayındaydı. Çok iyi hatırlıyorum. Ben dedi boşanıyorum. Karar senin. Ben etkileyemem ama sakin karar vermekte fayda var dedim. Boşandı ama biz o dönem esmalara başladık. Tekrar evlendi. Eski eşiyle tekrar barıştı sonrasında. Eski eşi çok büyük hatalarını fark ederek özürlerle geldi mesela. Bu blokajların açılmasıdır. Çok var elimde böyle örnek. Yani ağrılarının geçtiği, ya ağrılara bakıyorsunuz. Atalarda çok ciddi sıkıntılardan geliyor. Esmalara bir başlıyoruz. Ama ben burada sadece esma değil, kurban kestiriyorum mutlaka. Kime sadaka vermesiyle ilgili de bilgi veriyorum. Kurban kesmesini öneriyorum. Nasıl güzel bir danışan. Gerçekten öyle renkli gözleri var. Kadın çok güzel bir kadın. Dedim ki ya bu haritada hani normalde bir ata salaka mirasta hak gelmiş. İşte tecavüz olmuş, o olmuş, bu olmuş. Tek tek bir şeyler görürsünüz. Dedim ki haritanda dehşet bir atasal aktarım var. Aynı haritada bu kadarını ilk defa gördüm açıkçası. Esma çalışmasına da yeni başladık. Bakalım hayatında inşallah. Çünkü en büyük problemi evlenememekti. Yani geliyor ama çok sadist, çok şiddet yanlısı insanlarla bir arada olup çok şiddet görmüştü. Bunlarla ilgili çözümle ilgili çalışıyoruz. Yeni başladık. Bakalım güzellikle, onun adına da kolaylıkla olsun. Yani bu kadar hikayeden kaç tane kitap çıkar Dilek? Belki de yakında böyle bir kitap çalışması olabilir. Hadi o zaman geçelim Kasım ayına. Hem genel hem burçlarla ilgili herkes
burcunu da merak ediyor. İnşallah o kadar yoğun enerjilerin içinde ferahlatacak şeyler söylersin diye bekliyoruz senden. Tahmin. Tabii ki her burç adına bir şeyler söyleyeceğiz. Şimdi aslında tutulma açısından ben değerlendirmek istiyorum. Özellikle onu merak ediyorlar. Bu 1,5 yıl boyunca tutulma ekseni açısından kim nasıl etki alacağı baktığımda sevgili Seher'cim, koçların gündemi para. Para, kariyer, kariyerde yükseliş çünkü. Bununla ilgili güzel gelişme, yani iş değişiklikleri ama güzel anlamda değişiklikler. Tabii şunu demiyorum, evlilik ve ikili ilişkiler alanı zorlu ve imtihan orada devam ediyor. Koçlar, terazi, oğlak, yengeçler için. Ancak koçların ikinci evinde olan tutulma ani para girdileri getirebilir. Venüs de Başak'ta. Ani olarak hiç beklemedikleri şekilde terfiler, ani olarak mesela ilerleme, akademisyenlik düşünenlerin ya da bununla ilgili bir maaş zammı bekleyenler adına güzel bir tutulma. Koçlar, yükselen koçlar adına. Yükselen boğalara geldiğim zaman zaten birinci evlerinde yaşıyorlar ama Mars'ta yedinci evlerinde olacak. Bu ne demek? Mars kavga demek aynı zamanda. Tamam, savaş, askeri hareketlilik ama bir insanın karşıdakine nasıl kavga edeceğini, yumruk atıp atmama potansiyelini Mars'tan görürüz. Şimdi Mars burada. Bu sevgili boğa dostlarımızın evlilik evinde ise aile içi gerginliklere dikkat edecekler. Burada neye dikkat edecekler? İkili ilişkilerde kopma noktalarına yine dikkat etmeleri gereken bir süreç diyebilirim. Ama aşk gelebilir mesela. Bebek sahibi olmak isteyenler bebek sahibi olabilir. Aşkla ilgili gündemler yine sevgili boğalara şans getirecek diyebilirim. Yurt dışı, yabancı dil öğrenme, üniversite gibi alanlarla ilgili şanslı bir ilerleme ve adım atabilirler. İkizler burcunun sağlığına dikkat etmesi lazım. Zaten Satürn böyle bir vura vura gelecek 2,5 yıl biraz zorlayacak. İkizler burcunun özellikle üriner sistem, boğaz ağrısı, guatr nodül ya da boyun ağrıları olanların bir hastane süreci ya da burada bir ameliyat süreci, özellikle kadınsal hastalıklar ya da erkeklerse işte prostat tarzı üriner sistemle ilgili sağlık problemlerine dikkat etmeleri gerekecek. İşle ilgili de bu ay zorlanacakları bir süreç. Önümüzdeki bir ay içerisinde yükselen ikizlerin iş, hastane ve iş yoğunluğu, çok çalışarak sanki emeğimi alamıyorum hissine dikkat etmeleri gerekir sevgili Seher'cim. Ama yükselen ikizlere bu anlamda baktığım zaman kısa sürecek. Yani şu bir ay sonra nefes alabilecekleri bir döneme de girecekler diyebilirim. Geldim yükselen yengeçlere. Yükselen yengeçlerin bu tutulma 11. ev. 11. ev nedir? Kalabalıklar, gruplar, kariyerden gelen para ve kiminin işte aşk gündemi, kiminin evlilikle ilgili adım atacağı, gruplar içerisinde daha kalabalık gruplar içerisinde olabileceği, işte sosyal medyada olanların biraz daha ünlü, biraz daha tanınır hale gelebileceği bir enerji var. Yengeçler çok şanslı. Yengeçlere aşk öngörebilirim. Yurt dışı ya da işle ilgili alanla ilgili şans öngörebilirim. Üstüne eğer haritalarında Oğlak ya da Başak etkisi varsa yatırım yapmakla, hayallerini gerçekleştirmekle ilgili bir ortaklık, bu yatırım yapmakla ilgili güzel bir gündemi yine bekleyebilirler diyebilirim. Tutulmanın şanslı burçlarından biri yengeçler çünkü. Oy canım aslanlar, zaten 2,5 yıldır değil mi? Feleğin kevgirinden geçtiler. Şimdi ben de yükselen kova olarak, bunlar biliyorsun sabit burçlar, gerçekten feleğin kevgirinden geçtiğimiz süreçleri getirdi ki ben zaten ailem depremzede benim, biliyorsun. Hani bir Antakyalı olarak ben 6 Şubat sabahı zaten ekstra bir cehennemi kendi ailemle yaşamış oldum. Diliyorum ki hepsi bir an önce evlerine, yuvalarına kavuşup rahata ererler. Hani dualarımız onlarla diyebilirim. Hani geçti gitti diye düşünmesinler. Çünkü bakıyorum unutulmaya da başlandı. Hani yeni bir deprem mi olması gerekiyor diyorsun. Al, ya yani iptal diyelim, tövbe. Yani yeni bir sert enerjiyle yüzleşmeden onları hatırlayarak bir an önce bazı şeylerin hızlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben oradaki insanların yaşadıklarına birebir de şahit olmuş olarak, ki ailem, sülalem, herkes benim orada Antakya'da zor süreçlerden geçiyorlar diyebiliriz. Yükselen Yani aşkla.
Bir de önümüz kış yani. Şimdi daha çok ihtiyaç var. Onu da göz önünde bulunduralım. Evet. İnanılmaz bir kaygı ama insanların hani İbn Arabi'nin kitabından bahsetmiştim ya Ser. 2023 için insanoğlu eğer maddi hırslarını yenemezse hani 2023-24 için hani felaketler, pahalılık ve susuzluğa doğru gideceğiz diyordu ya. Ben deprem bölgesinde ya kümes gibi inanamazsın. Hani böyle ahır gibi evlerin 15 bin liradan kiraya verildiğini gördüm. İnsaf. Vicdan, İnsaf bir insaf. vicdan. İnsan, ama bunu da öderler. Yani bunu da emin olun keser döner, sap döner. O hesapta Şimdi elbet kesinlikle. ilahi sistemden döner dediğim yer. Aslanlar, canım aslanlar, son çıkış. Az daha dişinizi sıkın. Sıka sıka diş kalmadı diyecekler ama evlilik alanı, yuva, aile, iş arasında sıkışmak, ebeveynler ya da evlilik değil. Yani aile ve iş, ilişkiler döneminde zorlanabilecekleri bir süreç var. Eşlerinin sağlığı ile ilgili gündemlere dikkat etsinler. Bacak ağrısı gibi, varis gibi eşlerinde bu tarz sağlık problemleri varsa dikkat etmesi gerekiyor. Aslanların eşlerinin mide ile ilgili problemleri söz konusu olabilir. Göz ve mide eş sağlığında özellikle gündem olabilir ama öfke patlamalarına çok açık aslanlar bu tutulmayla beraber. Yani böyle gemileri de yaksam da gitsem diyebilecekleri bir enerji altındalar. Sakin. Dünyada geçmeyen hiçbir şey yok biliyorsunuz enerji anlamında da. Burası da geçecek ama bu tutulma biraz aslanları zorlayacak. Özellikle yuva ve kariyer anlamında diyebiliriz. Ebeveynleriyle ilgili böyle bir çatışma enerjisine de aslanların dikkat etmesi gerek. Geldim canım başaklara. Şimdi sevgili başakların da evlilik evinden Satürn geçiyor. Kimin evlendirecek bakın bekarlara evlilikle ilgili sorumluluk alanını açacak bir kere. Haritası müsait olanlar için. Tutulma etkisi alanlar için. Ama baktığımda başaklar da her ne kadar Satürn'den evlilikle ilgili de evli olanların imtihan. Daraldım, nefes alamıyorum. Ah, bu eşime katlanamıyorum. Ya bir sussam acaba? Kadın erkek fark etmez. Ya bir uzak mı kalsak acaba? Şu evin içinde olmasam mı acaba? Dedikleri bir süreç. Ancak. Yine de tutulmadan çok güzel etki aldıkları için aşk çocuk sahibi olmak isteyenlerin çocuk ya da yurt dışına gitmek isteyenlerin yurt dışı üniversiteyle ilgili devlet dairelerinde çalışmayla ilgili şanslar yakalayabilecekleri, yabancı dil öğrenmek isteyenlerin kurslara başlayabileceği güzel bir süreç. Sadece biraz eşe ya kahve mi içsek, hadi gel de bir film izleyelim diye böyle bir evliliği keyifli alana çevirmeleri gerekiyor. Yoksa biraz bu alanda zorlayabilir. Kardeşler alanına biraz dikkat edecekler. Eşin kardeşleri ya da kendi kardeşleriyle böyle bir çatışma, yakın çevreleriyle bir kavga, gürültü enerjisine aman ha dikkat. Bütün burçların çok sakin, çok itidalli kalması gereken bir süreç burası. Geldim yükselen terazilere. Ah canım Evet. teraziler yine burası biliyorsun evlilik alanı ile ilgili özellikle güney ay düğümü geçiyor ya. Geçmişte yedikleri naneler burada tırmalamaya başlayabilir. Güney ay düğümü çünkü geçmişle yüzleştirecekse her öyle ya da böyle sıyırdım kurtardım dedikleri yer kurtarmaz etik değillerse. Ama etiklerse hak edişlerini alacakları bir dönem. Yani artık rahat etmeye doğru dönecek ama çok büyük değişimlerle, sancılarla dönüşecekleri dönem. Aile, yuva, anne sağlığı gibi alanlar. Sekizinci ev burada. Başkasından gelen gelirler, hani ticaret, banka ve buna benzer alanda ne yapmaları lazım sevgili terazilerin dikkat etmesi, para kayıpları, işte atıyorum senet vermiştir, çek vermiştir, parasını alamaz, vergiyle ilgili sıkıntı, işte bir kendisinin ödemesi vardır, burada zorlanma, beklediği paranın gelmemesi gibi enerjilere açıklar diyebilirim. Ama evlilik içerisinde kendini yaralı hisseden, İlişkiler alanında da biraz yönünü bulmakta zorlanan bir yükselen enerjisine sahipler diyebilirim. Çocuklarıyla güzel zamanlar geçirebilirler yükselen teraziler. Keyifli aşk eğer hayatlarında aşk yoksa aşkla ilgili yeni sorumluluklar alma, yeni birileriyle tanışmak gibi enerji de söz konusu canım teraziler için. Akreplere geldim.
Onların da yedinci evinde oluyor yine. Ah canım dedim ya, bunlar bu arkadaşların biraz zorlanabileceği ikili ilişkiler. Annelerin hayatlarını merkezine aldılarsa biraz anne ile çatışma. Ama evliliğin içerisinde özellikle yükselen boğa ve akreplerin evliliğin içerisinde ya da ikili ilişkiler içerisinde seslerinin yükselebileceği, bu dozajın kavgaya dönüşüp bir şeyleri abartabilecekleri, ani kararlar verebilecekleri bir dönem vermesinler. Jüpiter retro, Satürn retro, bu ara ani kararlar vermesi. İşte Uranüs burada boğa burcunda 7. evinden geçerken aniden evlendirir, aniden boşatma etkisine sahip. Aman sakin, itidalli kalmalarını öneriyorum. Yaya geldiğim zaman yayların da burada biliyorsunuz zaten Satürn aslında 4. ev. Baba sağlığı. Bak aile, yuva ve evin içerisinde de böyle bir şeye sorumluluk alma, sorumlulukların ağır gelmesi, biraz etik olanı ya da izole olmak, hani evden çıkmayayım, telefon çalsa ben bu telefona bakmayayım dedikleri bir süreç. Özellikle bunu yaşayanlar ikizler, yay, balık ve başaklar. Biraz daha böyle kabuklarına çekilme istekleri çok olacak. Bunu da yapmasınlar. Sevdikleri etkinliklerle biraz daha bu enerjiyi aşabilirler diye düşünüyorum. Ebeveyn sağlıkları ile ilgili ve evin içerisinde kariyerle ilgili biraz zaten zorlanıyorlardı Mart'tan bu yana. Satürn balık geçişiyle biraz daha değişim, dönüşüm ve sorumluluk almaya başlayacakları bir dönem. Sevgili yayların kariyerle ilgili ve aşkla ilgili aslında baktığımızda, ama işle ilgili fırsatları, ani para girdileri söz konusu olabilir. Plüto çünkü Başak'taki MC'ye ve 6. ev giriş dediğimiz bu aya ne yapacak? 120'liklerimiz güzel açı yapacak sevgili Seher. Bu da ne yapar? İşle ilgili, parayla ilgili bir bolluk, bereket enerjisi getirir bu tutulma aksı da sevgili yaylar için. Bu arada spontane konuşuyorum. Yani şu anda sadece haritayı açarak devam ediyorum. Oğlak enerjisine geçtiğimiz zaman yükselen oğlaklar yine ikili ilişkiler, ebeveynler, kariyerde ilgili değişimler, iş bırakma, ortaklıklarından ayrılma. Bu Koç, Terazi, Oğlak yengeçlerin ortak zaten yorumunu yapabiliriz. Ama bu arkadaşların aslında baktığımda yükselen oğlakların 5. evinde yeni aşk, yeni ilişki gelebilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler yine çocuk sahibi olabilir, ama burası daha çok aşka çalışır. Venüs 120'liğinde o gelsin, ne güzel böyle kavga etmeyelim de böyle muhabbet edelim modunda yeni aşklara açabilecekleri bir enerjiyi getirecek, dönüştürecek aşklar getirecek. Aniden hiç beklemedikleri aşkları yükselen oğlaklar bekliyor. Ama geçmişin defterini kapatmaları gereken özellikle de bir süreçteler. İş ile ilgili, ortaklıkları ile ilgili dikkat edip o dönüşüme açık olmaları gerek. Ah geldim kendi yükselenime. Ben de yeni bakıyorum bizi ne bekliyor. Tabii ben haritamla ezbere bildiğim için. Hani genel olarak hemen şey yapıyorum. 2 yıl önce ev tadilatı yaptırıyoruz. Ders anlatıyorum Seher'cim. Benim büyük kızım üniversiteye gidiyor şimdi. Yükselen kova. Şimdi birden ah diye bir ses geldi. Bazanın ayağını takmaya çalışırken bazanın başlığı ayağına düşmüş. Ben koşarken önce eyvah dedim. Elif Su bağırıyor ve koşarken şöyle diyorum. Mars yükseleninden geçiyordu. Mars yükseleninden geçiyordu. Odaya bir gün Elif Su diyor ki anne teşekkür ederim şimdi mi söylüyorsun? Şimdi Mars yükseleninden geçerken ya diş kırar ya baş ağrıtır ya bir yeri şey yapar. Şu astroloğum bile diyorum çocuğuna koşması böyle oluyor. Mars yükseleninden geçiyordu diye. O hesap benim de kendi haritamda ezbere bildiğim için zaten aa gezegen şuradan geçiyordu deyip böyle bir harita açmadan bakabiliyoruz. 4. evden geçiyor. Aileleriyle ilgili yuva ve değişimle ilgili ailelerinden yana bir şey taşınma verebilir. Araç alımı verebilir. Gelirlerle ilgili özellikle atıyorum öğretmendir işte özel ders atar. Eğitimcidir şeyi artar. Öğrenci sayısı artabilir. Burada eğitim alanından ya da işte taksicidir müşterisi artar gibi. Daha çok yolculuk yapabilir. Burası bir yolculuğa götürebilir özellikle. Bu alan çok güzel. Ama kardeşler, ebeveynlerle beraber evin içerisinde biraz gerginlik, eşle de çatışmaları da açıklar yükselen kovalar. Ama ay düğümleri biliyorsunuz
güzel açı yapıyor. Önümüzdeki 1,5 yıl içinde teraziler ve kovalar hak edişlerini alacaklar. Gerçekten emek ettilerse, çabaladılarsa o alanda çok güzel hak edişler alacaklar. Geldim. Hani bazen şey diyorlar ya, işte şu burcu kısa geçti. Çünkü o burç kısa etki alıyor. Yani orada yapacak bir şeyim yok. Hani bazen bazı O yığılmalar eleştiri çıkıyor. bana da geliyor, o eleştiri. Onu hemen geçtiniz, yok sözünü kestiniz. Yani o kadar diye ben araya giriyorum. Ya tabii, Yoksa şimdi şöyle sözü düşünsenize, kesmiyorum. ben bu ay stabilimdir. Ay ne bileyim, ölü gibi bir ay geçiririm. O Seher'in hayatında ekşinin üstüne ekşin şimdi. Niye? Seher ona görüşecek. Öbür ayda Seher böyle stabil, böyle biraz daha yorgun geçer. Şimdi haritanıza göre etki aldığınız için her burç, her ay, her zaman böyle çok böyle acayip bir şey yaşayacak diye bir şey yok. İşte saydığımız o burç o kadar. Yani yapabilecek bir şey yok. Daha fazla bir şey yaşatamıyor. Onu yaşatabilmek ya da öngörebilmek adına haritayı bilmem lazım. Evet. Öngörmek adına. Balıklar, Tamam. bu arada kovaların da sağlığına da dikkat etmeleri gerekiyor Sehercim. Hani parayla ilgili biraz daha tutumlu olmaları, parayla ilgili böyle harcamaların da arttığı bir dönem diyebilirim. Kovaların özellikle ayak ağrılarına, varisleri varsa varislere çok çok dikkat etmeleri lazım. Sevgili balıklar, Satürn oradan zayıflamak istiyorlarsa, bak o balıklara güzel bir şey söyleyeyim. Önümüzdeki 2,5 yıl içinde çok güzel kilo verebilirler. Ama boğalar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Boğalar daha çok yesem enerjisine düşüp daha böyle gıdayla ilgili durumlarla böyle bir genişleme enerjisine girebilirler. Mayıs sonuna kadar, Mayıs'tan sonra ikizlerin kilo aldığını görebileceğiz. Satürn burada nereden geçiyor? Yükselenden geçiyor tam. Şeyi, balıkları tam vura vura gittiği alan. Burada ne yapacak? Kilo verdirecek. Ama dedim ya, bekarları evlendirir. Evleri boşatabilir. Kişinin haritasına göre değişir. Onların da kardeşler evinde çatışmaya dikkat edecekler. Yakın çevre, hayatlarından birilerini gönderebilirler. Arkadaş çevresi üzerinden bakın, gerilim, ani, hiç beklenmedik aydınlanmalarla beraber gerilim enerjisine dikkat edecekler. Yani ticaret yapıyorlarsa, yurt dışı ticareti ya da alım satım, her neyse, araba almak satmak ya da herhangi bir ticaretse, bu alana dikkat etmeleri gerekiyor diyebilirim. Ama çok böyle hani 3-9 attı evet, ama baktığım zaman da parayla ilgili, gelirlerle de ilgili yine de şanslı olacakları bir süreç var diyebilirim. Ama kendini izole etmeyi çok isteyecekler. Kapanmak, hani hiç kimseyle görüşmeyeyim enerjisi yine yükselen balık, güneş balıklar için de geçerli. Daha Benden ne bu kadar. olsun değil mi? Daha ne olsun? 1,5 saate yaklaştık. Hiç aksamadan, es vermeden, nefes almadan öyle akıcı ve güzel konuştun ki vallahi ben araya girmek Canım. istemedim özellikle. Zaten kızıyorlar araya girdiğim zaman. Ama Merak sen ettiğim şeyler oluyor. Sevgili izleyiciler, ben de merak ediyorum. Ben de insanım. Araya girip bir iki şey sormak istiyorum. Ona da izin verir sorayım. Şimdi diyorum ki Kasım ayının toplum olarak hepimizin çekeceği esma ne olsun? Tabii kişilere yine bunu özellikle söylüyorum. Kişilere özel çalışmayı yapıyor Dilek. Ama hepimizin şöyle toplumsal olarak birbirimizin sinerjiyle, enerjiyle hep birlikte yapacağımız bir esma ile bitirelim. Sonraki programda şöyle bir şey yapalım mı Dilek? Madem magazin noteriyiz, hem sahne dünyası, sinema dünyası, dizi dünyası, Ayşegül Sümbül'ü iyi bilir o isimleri. Onlarla ilgili bir yani şöyle hem şey olsun, keyifli bir taraf olsun, nefes aldığımız bir taraf. Onlarla ilgili küçük bir bölüm yapalım. Nasıl Onlarla da istiyorsun? nefes alalım. Ne dersin? Çok güzel olur. Hem insanların da biraz eğlendiği, biraz daha hani beni felaket tellal olarak etiketlemedikleri bir programa benim de ihtiyacım var. Çünkü ben de son koronadan bu yana artık diyorum ki, hani aşk vardı da ben mi söylemedim? İbrahim Tatlıses gibi diyorum. Oxford vardı da ben mi okumadım dedi ya. Yani ne yapayım, gökyüzünde iyi enerji olsa söyleyeceğim. Söz diyorum, ilk benden duyacaksınız. Enerjiler düzeldi, bundan sonrası çok güzel dediğimiz bir süreç Amin. başlayacak Amin. diyeceğiz inşallah. Yapalım İnşallah. tabii ki. Burada El Yapalım. Gaffar esması diyeceğim yine. Er Reşit tekrar diyeceğim ve selam. Es selam esması, ya selam olarak da okuyabilirler. Lütfen bu üç esma Kasım ayında, Şubat ve Mart ayında dillerinden düşürmesinler bu üç esmayı. Selam esmasını 10 dakika sayısız yapın. Sayısız Şöyle de işte, bakın sade baksınlar, saatinize. 10 dakika yaklaşık olarak okumaları yeterli.
Yeter. Arabada araç sürüyorsunuz, arabada gidiyorsunuz. Bakın saatinize. Hem içimiz, ruhumuz hem de toplum olarak hepimizin ruhu ferahlasın. Şifa olsun hepimize. Dilekçim sana çok Amin. teşekkür ediyorum. Bir sonraki programı yine Ayşegül Sümbül'ümün stüdyosunda yapalım. En kısa zamanda da bir araya gelip sarılalım birbirimize. Artık Tamam. sen bizim programın bir parçasısın. Çok Bu teşekkür ederim. program ve yorumlar, hesap kitap tamamen %100 Dilek Merdoğlu'nun kendi yorumlarıdır, kendi hesap kitaplarıdır. Aman emeğe saygı, ne olur alıntı işte Geçiyoruz her gün. Yani esinlenme vesaire birebir yapmayalım. tabii birebir alıntı yani geçen de bir öğrencim atmış. Ya hocam senin yazının aynısı. Ne yapayım? Ha yazabilir insanlar tabii ki ama kendi cümleleriyle yazsınlar. Kendi gördükleri ilimleriyle yazsa. Benim ilmim bu kadar. Başkasınınki çok daha iyidir. Ona göre yazar. Başkası yeni öğreniyordur. Ona göre yazar. Herkes kendi cümlesiyle. Çünkü biraz önce yükselen yorumlar işte haritayı açtım. Evet gündeme, dünya gündemine, siyasetçilere çalıştım ama açıkçası yükselenleri buradan söyledim. Kendi cümlelerim tamamen. Kendi ki bakabilirler zaten. Çok sıkı takipçilerim var. Ben unutuyorum. Bazen işte şurada bir şeyle ilgili öngörü yapıyorum. Hemen arkadan DM'den geliyor. Hocam ilk sen geldin aklıma za diye. Yani askeri hareketlilik dediğimde işte temel seviye yeni grubu mesela hemen mesaj atmış. Hocam İsrail Filistin işte savaşında ilk aklınıza siz geldi. Şimdi ben derslerde çok daha ayrıntılı anlatıyorum açıkçası. Çünkü astroloji öğrencisiyseniz diyorum öğreneceksiniz. Nereden nasıl yorum yapılıyor ve cesur olacaksınız. Çünkü bizi izleyen kesimde panik atağı olanlar var, tansiyon olanlar var. Biz burayı böyle yumuşatarak itidalli anlatmak durumundayız. Ama öğrencilerle beraber derste inanın savaşa kadar konuştuk. Ama bunu tabii ki savaş olacak diyemezsiniz. Kimseyi korkutmak anlamında bir şeyimiz olmuyor. Yumuşak yumuşak daha kaldırılabilir seviyede konuşuyoruz. Ha, ateşli hastalıklarla ilgili uyaracağım Sehercim bu arada. Bununla ilgili de bir not almıştım açıkçası. Önümüzdeki ay özellikle Kasım çocukları da etkileyecek virütik enfeksiyon. Hep söylüyorduk ya salgın salgın salgın. Ha bismillah salgın kapıya dayandı. Ateşli hastalıklar ve virütik hastalıklar da kapıda artık. Maskelerle ilgili de söyleyeyim. Bir dönem yani maskelerle ilgili tekrar bir geri dönüş bekliyorum ben. Üzgünüm. Nefesine sağlık, emeğine sağlık. Bu program hepimize sonsuz şifa getirsin. Amin. Keyifli olsun. Şifalar bizimle olsun. Ben o işte salgında yakalandım. Sesim böyle şey çıkıyor. Özür diliyorum hepinizden. Bir program sonrasında daha böyle keyifli yapacağız. Merak etmeyin. İnşallah. Hadi içine magazini koyacağız. Sanatçıları koyacağız. Zaten herkes kendi sayfasında kendi magazini yapıyor ama Dilek Merdoğlu yorumuyla astroloji Yok. yapacağız. Magazin astroloji olsun. Bir bölümünde tabii ki yine bizim burçlarımız, genel bakışımız olacak ama hani nefes alalım, teneffüs gibi olsun orası. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hadi bizden eyvallah diyelim. Görüşmek Teşekkür üzere. ediyorum. Hoşça kal.